Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, geldik bugün 10. güne 14. videomuza. Videomuzun konusu asal çarpanlara ayırma olacak. Şimdi asal sayıları bir önceki videomuzda ele aldık. Biliyorsunuz orayı bitirdik, kazasız belasız. Şimdi 14. videomuzun konusu da asal çarpanlara ayırma. Yine video süresi olarak minimum 40 dakikalarda bir video olacaktır diye tahmin ediyorum asal çarpanları ayırma bizim için önemli çünkü tek başına bir e, kazanım paketi halinde çıkmıyor. Farklı konuların içerisinde de fazlasıyla sıklıkla kullanacağım bir konu. Bundan kaynaklı iyi öğrenmende fayda var. Yani bunu var ya sayma yani permütasyon konusunun içerisinde bile permütasyon kombinasyonun içerisinde bile uyarlayabilirsin. Yani ta nereleri bağlıyor matematikte bu yüzden bizim için önemli bu konu. Kitabın önünde açıksa tamam mı güzel kardeşim? Elinde bir kalem varsa karşında da ben varsam artık derse hazırsın demektir. Ben derse hazırım zımba gibiyim bomba gibiyim. Eğer sen de hazırsan buyur geçelim derse. Evet, yani kitabı bayağı karalamışız. Nerelerde kalmışız bak ta buralarda kalmışız. Asal çarpanlara ayırma diyoruz. Bir doğal sayıyı abiler ablalar asal sayıların çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlara ayırma diyoruz. Biliyorsun ki her doğal sayıyı asal çarpanlarla yaz ifade edebilirsin. Yani aslına bakarsan her doğal sayı bak. Yani istisnasız her doğal sayı en az bir asal sayı çarpanına sahiptir. Ve bütün sayıları da asallarla oluşturabilirsin. Yani asalları birbiriyle çarpa 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 bütün sayıları oluşturabilirsin. Bir sayı asal çarpanlarına ayrıldığında birden fazla aynı sayının çarpımı varsa bu sayılar üstü olarak yazılır. Mesela örnek olarak eğer ki 360 sayısını biz asal çarpanlarına ayıracaksak bunu işte 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5 beş. ve 5'e böldüm 1. Yani asallara böyle 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 gidiyorsun en küçük asaldan başlamada fayda var. Genellikle bölme konusunda sana yardımı dokunacaktır. Burada kaç tane ikimiz var? 3 tane bak 2 üzeri 3 yazmışız o yüzden. 2 tane 3'ümüz var 3'ün karesi ve bir tane 5'imiz olduğu için 5 üzeri 1 biçiminde ifade ederiz. İşte bu ifade etme biçimine yani şuna bu sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali denir. Mesela bunu yorumlayacak olursak kaç tane asal çarpanı varmış 360'ın? 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane de asal çarpanı varmış. Tamam. Şimdi bunlarla alakalı konuyu çeşitlendireceğiz. Konuyu baya eğlenceli hale bürüyecek bazı kazanımlar vereceğiz sana. A, B, C işte artık devam ettirebiliriz bunu. D, E, F, G diye farklı asal sayılar. X, Y, Z de sayma sayıları olmak üzere. Eğer ki ben bir G sayısını A üzeri x yani asalların kuvvetlerinin çarpımı biçiminde yani asal çarpanlarına ayırmışsam g sayısını şimdi ben bu g sayısının pozitif bölen sayısını nasıl ifade ederim? Şimdi bunların da her birinin e, ben sana ispatlarını yapacağım tamam mı? Bunun için ayrı bir seri başlatacağım. Bu oynatma listesinin dışında ayrı bir seri başlatacağım ben sana ve burada öğrendiğimiz kuralları, formülleri, özellikleri ispatlaştıracağız, ispat haline getireceğiz ki bu senin daha çok işine gelecek. Bu daha çok işine yarayacak şeyler. Pozitif bölen sayısını nasıl buluyorsun? Bunu şimdilik ezber halinde öğrenelim. Ben sana bunların ispatlarını yapacağım. X, Y ve Z. Bunları bir artırıp çarparsan eğer bak. X artı 1 çarpı, Y artı 1 çarpı, Z artı 1 biçimde daha devam ettirebilirsin. Çünkü burada daha asal çarpanlar olabilir. Bu şekilde üstleri bir artırıp çarparsan pozitif bölen sayısını bulursun ki bir sayının ne kadar pozitif böleni varsa e, o kadar da negatif bölen sayısı vardır. Tam bölen sayısından bahsediyoruz. E, demek ki formüller aynı. Tam bölen sayısını bulmak için şimdi pozitif ne kadarsa negatif de o kadar ya bu ikisinin toplamı pozitif artı negatif bana tam bölenleri verecektir. Bak tam sayı bölen diyorsa içine, işin içinde negatiflerin de olduğunu unutmayacaksın ve burada herhangi bir formülü 2 ile çarparak tam bölen sayısını oluşturan formülü görebilirsin. Şimdi ola ki bazen işine yarayabilir bazen yaramayabilir. Ee, ola ki karşına pozitif bölenlerin toplamıyla alakalı bir soru çıktı. İşte bu durumda bu toplamın formülü de budur. A üzeri x artı 1 eksi 1. Şimdi bak ne yapıyormuşuz. Benim e, sayımın asal çarpanlarına ayrılmış biçimi A üzeri x çarpı B üzeri y çarpı e, C üzeri z idi. C üzeri z idi. Şimdi ne yapıyormuşuz bak. Şuradaki var ya bunu üstünü 1 artırıp yazıyoruz. A üzeri x artı 1. 1 çıkarıyorsun ve alttaki asaldan da 1 çıkarıp oranlıyorsun. Çarpı bütün asal çarpanlara bu işlemi uyguluyorsun. B üzeri y artı 1 eksi 1 bölü b eksi 1. C üzeri z artı 1 eksi 1 bölü c eksi 1. Bunları çarptığın takdirde bütün pozitif tam bölenlerin toplamını elde etmiş oluyorsun. Negatif tam bölenlerin toplamı da negatiflerin toplamı negatif olacağı için pozitif olan formülün eksilisidir arkadaşlar. Pozitif bölenlerin çarpımını eğer bulmak istiyorsan elde etmek istiyorsan e, asal çarpanlarına ayrılan sayıyı buraya yazıyorsun tabana. Üstüne de pozitif bölen sayısı bölü 2 yazıyorsun. Veya negatiflerin çarpımını istiyorsan da tabi eksi 1 üzeri bu sefer. Yani aslına bakarsan ee, şöyle diyebiliriz biz buraya. Hani şu, ya da hiç uğraşmaya eksi bir üzeri pozitif bölen sayısı çarpı yine pozitif bölen e, sayısı bölü ikili formül var ya yukarıda pozitif bölenlerin çarpım. Pozitif bölenlerin çarpımıyla eksi bir üzeri pozitif bölenlerin sayısını yine çarparak elde ediyorsun. Dediğim gibi şu son verdiğim 4 formül hani böyle spesifik olaylarda işine yarayabilir. Tamam mı? Bundan kaynaklı bilmende fayda var. Sen bu formülleri en iyisi bir postit kağıdına, renkli kağıda falan e, bunlara yaz. Daha sonrasında masanın karşısında bir yere lütfen bunları bir güzel as, her zaman karşında dursunlar. Ne zaman ihtiyacın olacağı belli olmaz. Şimdi efendim, asal olmayan pozitif bölen sayısı istendiğinde eğer pozitif bölen sayısından asal bölen adedini çıkarıyoruz. Yani mesela örnek veriyorum yukarıda 360 vardı. Bu 360'ın ben pozitif bölen sayısını bulursam 3'ü 1 artırdım 4, 2'yi 1 artırdım 3, 1'i 1 artırdım 2. E bunları çarptım hocam ben ne geldi? 24 geldi. 24 tane pozitif tam böleni varmış bu 360'ın. E bunlardan kaç tane asal? 2 tane, 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tanesi. O zaman ben 24'ten 3'ü çıkaracak olursam 21 tane asal olmayan pozitif tam böleni vardır diyebilirim. Tamamı 24 normal şartlar altında. Ama asal olmayan diye ısrarla belirtiyorsa sorunun içerisinde. E, 3 tane asalımız olduğu için o 3'ü çıkaracaksın. Tamam mı? Pekala. Her tam sayının tüm tam sayı bölenlerinin toplamı 0'dır. E şimdi... Negatifler olduğu gibi mesela 6 sayısını düşün 6'yı tam bölen pozitif sayılar nelerdir? 1 böler, 2 böler, 3 ve 6 böler. Negatifleri hangileridir? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6. Şimdi ben bu 6 sayısının tam bölenlerini toplayacak olursam 1 ile eksi 1, 2 ile eksi 2, 3 ile eksi 3 ve eksi 6 ile 6 artı 6 birbirini götüreceğinden kaynaklı bunların toplamı nedir? Sıfırdır diyebiliriz gençler. Pekala artık kazanım bakışlarımıza başlayalım. Birinci kazanım bakışta karşı karşıyayız. Bir g sayısı vermiş. Bu g sayısını ne olacaksa hemen versene çat diye vermemiş. Böyle yazmış. Farklı asal bölenlerinin toplamı isteniyor bizden. E düşünelim. Benim amacım zaten asal çarpanları ayırmak değil mi öncelikle? Değil mi? Asal çarpanlarını ayırırsam o halde asal bölenlerini de elde etmiş olurum. Ki burada ben o halde öncelikle bu g sayısını biraz düzenleyip. E bu 111'in katıdır 111. 222 de 333 de 111'in katıdır. O halde ben 111'in karesi parantezini alırsam bu ifadeyi şurada zaten 1 kalacağını görürsün. Artı bak dikkat et burada 2 kalmaz. Burada 2'nin karesi kalır. Çünkü 111'in karesi ile 2'nin karesini çarparsan tabanlar çarpılır. 222'nin karesini elde etmiş olursun. Ve daha sonrasında e, yan tarafta 333'ün karesi vardı. Burayı da 3'ün karesi biçiminde ifade ederim. Şimdi 111'in karesi dedim eşittir koydum. İç taraf 1 artı 4 5 yaptı 9 daha 14 geldi çarpı 14 dedim şimdi hocam bu 111 dediğim sayı öncelikle 3 kere 37'dir 3 kere 37'nin karesi de 3'ün karesi çarpı 37'nin karesidir 14'te 2 kere 7'dir ve ne demişti bizden asal bölenlerinin toplamı istenmişti burada asal bölenler bir 3 var bir 37 var bir 2 var bir de 7 var işte bunların toplamı isteniyor bizden. 3 ile 37'nin toplamı 40'tır. E şurası da 9 yaptı. Bunların asal bölenlerinin toplamı bana 49'un ta kendisini verir dedik. Kazanın bakış 2 ile devam ediyoruz şimdi yolumuza. N bir tam sayı olmak üzere 360 bölü n ifadesi bir asal sayıya eşitmiş. Şimdi o zaman ben 360'ı bir önceki sayfada da asal çarpanlarına ayırmıştım hatırlarsan. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'di. Değil mi? Şimdi hocam ben burada 360 sayısını bir sayıya böldüğüm takdirde karşımda asal sayıyla eee karşıma asal sayı çıkacak. Bu nasıl mümkün olabilir? Eğer ki ben 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 olan 360'ı n'ye böleceğim ya? İşte o N sayısı eğer şu olursa mesela 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi olursa bu 5'e eşit olacaktır. Çünkü şunlar birbirini götürür ve karşımda bir asal sayı gelmiş olur. Şimdi N'nin alabileceği değerlerin toplamı denilmişti. N bak burası olabilir. Yani 8 kere 9'dan n sayısı 72 olabilir. E devam edelim. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'i. Eğer ki ben 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1 çarpı 3'e bölersem. Bak dikkatli ol. 2'nin küpü birbirini götürür. 5'ler birbirini götürür. 3'ün karesini 3'e bölersem 3 gelir. 3 de bir asaldır. Bundan kaynaklı gençler. Buradaki n sayımız 8 çarpı 5. 40 ve 3 ile çarptım. 120 gelebilir. Yani n sayısı 72. 120 veya veya 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'i ben ne yaparım biliyor musun? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'e bölerim. Böylelikle bak dikkat et 5'ler gider. 3'ün kareleri gider. 2'nin küpünü 2'nin karesine bölersem 2 gelir ki 2 de bir asaldır. Bundan kaynaklı n sayısı burası olabilir. 4 kere 9 36. 36'yı 5 ile çarparsam 180 de gelebilir n. İşte bunlar n'nin alabileceği değerlerdi. Bunların toplamı istenmiş bizden. Toplayalım bir zahmet. 120, 180 daha 300 yapar. 72 eklersem N sayılarının toplamı bana 372'nin ta kendisini verir diyebilirim. Ve gençler kazanın bakış 3'e doğru geçtik. 1. H doğal sayısından bahsediyoruz. Bu H doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı ile alakalı şunlar söyleniyor. 24 çarpı H sayısının asal bölenlerinin toplamından 3 eksiktir. Şimdi 24 sayısını düşündüğün takdirde 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1'dir. E bir de haş sayımız var. Şimdi haş sayısının asal toplamları zaten vardı burada. Yani ben bu sayıyı hesaplarken haşın asal bölenlerinin toplamını biliyormuş gibi düşünelim. Tamam mı? Haşın asal bölenleri x olsun mesela. E şimdi buraya 2 ve 3 asalları da katılıyor artık 24 haş deyince. 2 ve 3 asalları da işin içine dahil olmuş oluyor ama... Hem 2 hem 3 gelmesine rağmen sadece 3 fazlası çıkıyormuş. 24 haşın asal bölenlerinin toplamı haş sayısının asal bölenlerinin toplamının 3 fazlası çıkıyormuş. O halde ben burada şunu anlarım. Demek ki haş sayısının içerisinde 2 hali hazırda zaten varmış. Yani haşın içerisinde 2 çarpanı mutlak surette var. Ama 5 tane ama 10 tane ama 1 tane ama mutlaka 2 çarpanı var. Ayrıyeten 110 sayısını düşündüğümde ki 22 kere 5'tir, 22 de 2 çarpı 11'dir, 2 çarpı 5 çarpı 11 çarpı haş dedim. Böylelikle 110 çarpı h'ı elde ettim. Haşın zaten asal toplamları, asal sayılarının toplamı zaten vardı, asal bölenlerinin toplamı. E şimdi 2 de zaten haşın içinde vardı. E burada kaç eksikmiş? 5 eksik. E demek ki 5 kadar eklenmiş buraya. Yani haşın içinde 5 yokmuş. Bu 5 sayesinde asal bölenlerinin toplamı 5 fazla çıkmış. O halde haşın içinde 11 de varmış. Yani 11 çarpanı da bu haşın içerisinde mevcut ama ne kadar bilmiyoruz. Benden istediği şey haş sayısının alabileceği en küçük değer. En küçük değer isteniyorsa bunun birinci kuvveti ve bunun birinci kuvveti derim çarparım. Böylelikle 22 gelir. Haş sayısının içerisinde belki 13 çarpanı da olabilirdi. 17 çarpanı da olabilirdi asal olarak. Ama en küçük değeri dediği için ben 2'nin birinci kuvvetiyle 11'in birinci kuvvetini seçtim ve çarptım. Mesela bu durumda ben haşı ne buldum abi? h'ın asal bölenlerinin toplamını 13 buldum. Şimdi eğer burası 13 olmuş olsaydı. Yani 2 kere 11 olmuş olsaydı. 2 kere 11 diyelim. Şimdi bunun asal bölenleri hangileridir? E hocam 2 var 11 var bir de 3 var. Bak 2'yi saymıştım gördün mü? Az önce bu, bundan kaynaklı e, ekstradan demek ki 3 geliyormuş dedim. 2 zaten bunun içinde vardı. Mesela yine aynı şekilde bu 2 kere 11'di. Ne kadar fazla çıkmış? 5 eksik veya işte yeni oluşan sayının 5 fazla çıkmış. Bak 11 zaten var. 2 zaten var. 5 kadar artmış. Demek ki bu 110 çarpı h'ın asal bölenleri hangileri? 5, 2 ve 11. Bundan kaynaklı toplayınca ne geliyor gençler burayı? 13, 18 geliyor. Bak 5 fazla. Bununki kaç geliyor? 2, 11, 13, 3 daha 16. Bak bununki de ne kadar fazla geldi? 3 fazla geldi. 3 fazla, 5 fazla. Anlaştık mı? Sebebini de açıklamaya gayret gösterdim sorunun sonunda. Evet dördüncü kazanım bakıştayız. x ve y birer tam sayı. 4x artı 3y eksi x'ye eşittir 52 eşitliğine göre y'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. Şimdi y ile alakalı bir şey sorduğu için y'yi yalnız bırakmaya çalışacağım tabi doğal olarak. 3y ve xy sayılarını ben y parantezine alacak olursam burada 3'ümüz eksi burada da x'imiz kalır. E, yanımızda bir de 4x'imiz var da bu 4x'i y'yi yalnız bırakmaya çalışıyoruz ya 4x'i karşıya atalım. Yani 52 eksi 4x'imiz oluşsun burada. Anlaştık. Peki Şimdi y madem yalnız kalacak bu da burada çarpım durumda 3 eksi x'i karşı tarafa bölüm olarak postalayalım. Böylelikle y sayısı eşittir. 52 eksi 4 x bölü 3 eksi x'in ta kendisini verir bana. Hatta bura biraz daha düzenli görünsün diye ben bunu 4 x 52 bölü x 3 biçimde yazarım. Yani pay kısmını eksi 1 ile çarptım. Payda kısmını da eksi 1 ile çarparsam eksi 1 ile çarpıp eksi 1 ile böldüğüm için ifade değişmeyecektir zaten. Şimdi y sayımız buymuş arkadaşlar ve ben bunu iyi dinle burayı. Bak x'in 4 katı var burada. O zaman eksi 3'ün de 4 katını olacak şekilde ben ayarlamam gerekiyor bu kısmı. 4x eksi 3'ün 4 katı eksi 12'dir. Eksi 12'yi yazdım. Eksi 52 gelebilmesi için eksi 40'a daha ihtiyacım var. Ve ben bunu bu şekilde x eksi 3 bölü x eksi 3 biçiminde ifade ederim. 4x eksi 12'yi x eksi 3'e böldüğüm takdirde 4 gelir. Eksi 40 bölü x eksi 3'ümüzü de buraya ekledim yapıştırdım. Eşittir y geldi. Burası umarım anlaşılmıştır. Bak e, paydalar eşit olduğu için topla şurayı. 4x eksi 52 gelir. Paydalar zaten eşit de x eksi 3 gelir. Anlaştık mı? Ve şu kısma dikkat edersen üst taraf alt tarafın 4 katı olduğu için buraya direkt 4 yazdım. Yan tarafa da 40 bölü x eksi 3 dedim. Şimdi abi y birer tam y x ve y birer tam sayısı bu eleman yani y tam sayıymış. E 4'ün de tam sayı olduğunu biliyorsun. 4'ten ne çıkarsa bir tam sayı elde ederim. Yani tam sayıdan ne çıkarsa tam sayı bulur, buluruz. Tabii ki tam sayı. Şimdi demek ki x eksi 3 dediğim sayı burada 40'ın bölenleri olacak. Lakin şöyle bir durum var. Bak şöyle bir durum var. Ben şöyle düşünsem bunu. Çok iyi dinle burayı. İnanılmaz iyi dinle burayı. Şimdi bak. Ben burada 40'ın bölenlerini düşüneceğim ya. Abi bir kere bir kere 40'ı bir şeye böldüğüm zaman ne gelebilir diye düşünelim. Şimdi ben sana bunun kısa yolunu da öğreteceğim. Hiç merak etme. 40'ı bir şeye böldüğüm zaman sonuç hangi tam sayılar gelebilir? Şimdi 4 eksi mesela 40'ı 1'e bölsem 40 gelebilir abi. Yani y'nin alabileceği değerlerden birisi budur. 40'ı farklı bir şeye bölsem 40'tan küçük mesela 20 gelebilir. 2'ye bölsem 20 gelir. Mesela 4'e bölsem 10 gelir. Böylelikle 4 eksi 10'a erişirim. Bunların hepsi y değerleri bu arada. 8'e bölsem mesela 5 gelir. 4 eksi 5. 5'e bölsem 8 gelir. 5'e böldüm. 4 eksi 8 oldu şimdi. Şurayı ben 8'e bölmeyelim de önce 5'e bölelim. Tamam mı? 5'e bölelim ve 8 gelsin. 4 eksi 8. 8'e bölelim 5 gelsin. Başka hocam 4'e bölmüştüm. 5'e böldüm. 8'e böldüm. Değil mi? Bak 1'e böldüm. 2'ye böldüm. 4'e böldüm. 5'e böldüm. 8'e böldüm. 10'a bölelim. 4 eksi 4 olsun. 20'ye bölelim. 4 eksi 2 olsun. 40'a bölelim 4 eksi 1 olsun. Bunlar y'lerin alabileceği değerler. Tamam mı? E tabii bir de e, x 3'ümüz negatif de olabilir sonuçta tam sayı demiş abi bu. Şimdi çok zor gibi görünüyor sana ama birazdan çok kısa yolunu öğreteceğim hiç merak etme. Çok kısa yolunu öğreteceğim. Şimdi tabii x 3 negatif de olabilir. Mesela örnek veriyorum x eksi 3 1 olabilir. Böylelikle eksi 1 olursa 40'ı eksi 1'e böldüm. Eksi 40 başında eksi var 4 artı 40 gelir. E aynı şekilde bu sefer eksi 2'ye bölsem 4 artı 20 gelir. Ana bir dakika dur. Bak eksi 40'tı artı 40 oldu. Eksi 20 idi. Artı 20 oldu. E madem öyle yandakilerin eksilileri olacak. Yani 4 artı 10 gelecek bir sonraki. 4 artı 8 gelecek. 4 artı 5 gelecek. Y'lerin alabileceği değerlerden birisi de bu. 4 artı 4 olacak. 4 artı 2 ve 4 artı 1 olacak. Tamam. E şimdi ben bunları toplamayacağım mı? Y değerlerinin toplamı sorulmuş. E şimdi hocam Eksi 40 ile artı 40, eksi 20 ile artı 20, eksi 10, artı 10, eksi 8, eksi 5, eksi 4, eksi 2, eksi 1 ve 8, 5, 4, 2, 1 birbirini götürecek bunlar toplayınca. Ve geriye sadece elimizde bak burada 8 tane sayı var. Burada da 8 tane sayı var. Toplam 16 tane dördümüz olacak. Ben bunları toplasam yeter diyeceğim. Yani 4 kere 16 bana cevabı verir diyeceğim. Eşittir 64. Şimdi bu soruyu çözmenin daha kolay bir yolu var mı? Var. Şöyle ki hocam. Aslına bakarsan olay şundan ibaret. Şimdi ben burada y değerlerini bulurken e, 40 sayısının bölen adedi kadar bak 40 sayısının bölen adedi kadar burada y bulmaz mıyım? Sonuç olarak ben dedim ki 40'ı 1'e bölsem 40 gelir dedim. 2'ye bölsem 20 gelir. 4'e bölsem 10 gelir. 5'e bölsem 8. 8'e bölsem 5. 10'a bölsem 4. E, 20'ye bölsem 2. 40'a bölsem 1 dedim. Hepsini tek tek yazdım. Lan aslına bakarsam 40'ın pozitif bölen sayısı kadar sayı yazdım ben buraya. E 40'ın pozitif bölen sayısını ben nasıl bulurum? 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1 değil miydi? Bunu 1 artır 4, bunu 1 artır 2 çarptım 8 geldi. E 8 tane gelecek bunlar artılıları. E de bunların eksilleri gelecek. 16 tane sayı yaptı. Her birinde de artı 4 artı 4 artı 4 sabit değil mi onlar? E sabit o zaman 16 tane tam bölen sayısı vardı. Hepsinden artı 4 gelecek. Cevap da 64'tür diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Umarım anlaşılmıştır bak. İkinci metot çok daha kısa bir yol. Biz burada neyi amaçladık, neyi e, anladık? Zaten 40'ı 40 bir sayıya böldüğümüz zaman kaç tane tam sayı değeri çıkabilir? 40'ın bölen adedi kadar. Madem 40'ın bölen adedi kadar ben önce 40'ın bölen adedini bulurum. Tam bölen adedi bunun iki katıydı 16 yapar dedim. Her birinde de artı 4 artı 4 olduğu için bak burada. Bunlar fazlalık gelecek. Artılar, eksiller zaten birbirini götüreceği için 4 kere 16'dan cevap 64'tür dedik. Evet, keyifliydi. Devam edelim 5. kazanın bakışta. Diyor ki bana 330 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır? E şimdi bu e, arka arkaya sorular soracak. Dolayısıyla ben 330 sayısını bir güzel asal çarpanlarına önce ayırayım. Hadi ayırmaya başlayalım. 330 sayısı. Bak bunu bu şekilde ayırabilirsin. Ama tabii ben de dahil olmak üzere bazı öğrencilerimize amelelik gelebiliyor bu. Haklısın, haklısın sıkıntı yok. Bir dedem hayattayken Allah rahmet eylesin, onun bir arkadaşı vardı. O da benim matematik bölümü okuduğumu görünce orada da böyle zekice bir hareket yapmıştım ben. Böyle köy ortamında zekice bir hareket yaptım. <laughs> ne yapmış olabilirim acaba? Çok zekice bir hareket yaptım. Zekice değil, hani mantıklı bir hareket yaptım. Ee, tabii köy ortamında de, benim dedem İsmail de onun ismi de. Ee, Allah rahmet eylesin tekrardan. Benim dedem okuma yazma bilmiyordu. Yani ölene kadar da bilmedi. Yüksek ihtimal onun arkadaşı da öyleydi. Ee, ve böyle mantıklı, zekice bir hareket yapınca dedemin arkadaşı dedeme e, itafen yani bana itafen dedeme dedi ki bak dedi okumuş adamın dedi hali başka oluyor dedi. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir dedi. O çok hoşuma gitmişti o söz. Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiştir. O yüzden hani bunlarda bana amelelik gibi göründüğü için e, insanoğlu bu yani ortamda bir amelelik varsa bunu yapmak istemiyor doğal olarak. Ben de istemiyorum. Bundan kaynaklı bu tarz ifadelerde yani sorularda asal çarpanlarını ayırmak istiyorsan hemen 330 sayısı. Yani düşündüm mesela ha bu 33 kere 10'dur. Bunu bu şekilde yazabiliyorsun değil mi? Ama asal çarpanlarına ayırmadın tabii şu an. Ama sen artık 33 sayısını 3 kere 11 olduğunu biliyorsun. Onun da 2 kere 5 olduğunu biliyorsun. Ana bak asal çarpanlarına ayrıldı gördün mü? İlla küçükten büyüğe yazmak zorunda değilsin sonuç olarak. Peki asal çarpanlarına ayırdıysam üzerleri kaç bunların? Hepsinin 1 çok güzel. Şimdi o zaman ben şöyle derim. Bu 1'leri 1 bir artırıp çarparsam kaç tane pozitif bölen olduğunu bulurum. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 16 tane pozitif bölenim vardır. Ne kadar pozitif varsa o kadar da negatif olduğu için bu da 16'dır. Tamam. Tam sayı böleni 16 pozitif 16 negatif olmak üzere toplam 32 tane de tam böleni vardır derim. Şimdi geldim D'ye ne kadar hızlı çözdük değil mi 3 tanesini. Kaç tane asal olmayan pozitif böleni vardır? E şimdi kaç tane asal böleni vardı? 3, 11, 2 ve 5 olmak üzere 4 taneydi. 16 tane pozitif bölenimiz vardı. 16 tanesinden 4, tane asal, 4 tanesi asal olduğu için 12 tanesi asal olmayan pozitif bölendir. Pozitif bölenlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi ben pozitif bölenlerinin toplamını nasıl buluyordum? Öncelikle ben buraya o sayının asal çarpanlarına ayrılmış halini tekrardan yazıyorum. 2 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1 çarpı, 11 üzeri 1'di. Değil mi? Şimdi bunun formülünde ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. Şunun kuvvetini 1 artırıyordum. 2'nin karesi eksi 1 bölü 2 eksi 1 çarpı. Bunun kuvvetini 1 artırıp yazıyorum. 3'ün karesi eksi 1 bölü 3 eksi 1 diyorum. Çarpı. 5'in karesi eksi 1 bölü 5 eksi 1 diyorum. Çarpı 11'in karesi eksi 1 bölü 11 eksi 1 diyorum. Bunu yaparsam pozitif bölenlerinin toplamını elde etmiş olurum. Hepsini tek tek yazıp toplama. 16 tane sayı var. 16 tane sayıyı tek tek bulup hepsini toplamaya kalkma. Formülümüz bu. Şimdi burada da bir taktik daha vereyim ben sana. Açıkçası şu üstler 1 iken kuvvetleri 1 arttırdığımız zaman şuraya yazıyoruz ya 2 2 2 2 diye burada da hani birleri birin karesi, birin karesi, birin karesi, birin karesi, birin karesi diye düşünecek olursan iki kare farkı vardır burada. Mesela burası 2 eksi 1 çarpı 2 artı 1'dir. Dolayısıyla o 2 eksi 1'ler gideceği için şurası direkt 2 artı 1'dir. Çarpı şu kısım direkt 3 artı 1 gelir. 3 eksi 1'ler gideceği için. Burası direkt 5 artı 1. Ve burası da 11 artı 1 gelecektir. 2 kare farkı olayını mutlaka anlamalısın. Burada görmelisin. Üstleri 1 ise bunu yapabilirsin. O halde pozitif bölenlerinin toplamı diye soruluyorsa üstler 1 iken Direkt şunu yap. 1 artır, 1 artır, 1 artır, 1 artır çarp. Böylelikle pozitif bölenlerin toplamını elde etmiş olursun. Yapalım. Bu kaçtı? 3. E şurası 4 hocam. Şurası 6. E bu da 12 zaten. Şurası kaç? 12. 12 kere 12. 144. 144'ü de 6 ile çarpmamız gerekiyor. E çarptığım takdirde 600, 240 daha 840, 24 daha 864 bana cevabın ta kendisini verecektir. Yani E şıkkının cevabı 864'müş. Bir de gelin F'ye bakalım beraber. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı soruluyor. Şimdi tam sayı bölenleri toplamı soruluyor ya, bak tam sayıdan bahsediyorum ha. Tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır, negatifler, pozitifler, gitti, 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 hepsi sıfır kaldı. Tamam, ama asal olmayanlar soruluyor. He, şimdi ben dur. Hani o artılar, eksiler birbirini götürürken asal sayılar yoksa işin içinde asal sayıların eksileri var ama, değil mi? Yani o o eksiler artılıları yani asal olmayan pozitif bölenleri toplarken eksilileri var asal sayıların ama kendileri olmadığı için sadece asal bölenlerinin negatiflerinin toplamı olacaktır cevap. Bunu sakın unutma her sayı için geçerli. Asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı soruluyorsa bana ben bunların asal çarpanları neydi? 2 vardı, 3 vardı, 5 vardı ve 11 vardı. İşte bunların toplamlarının eksilisi bana her zaman cevabı verir. 5, 5 daha 10, 11 daha 21 yapar. Cevabımız da eksi 21'in ta kendisidir Deriz. Kazanın bakış 6 yine arka arkaya 3 tane alıştırma tarzında problemimiz var. Bir de bunları çözelim gençler. 720 sayısının diyor kaç tane tek doğal sayı böleni vardır? Şimdi 720 sayısını düşünelim. 360'ın 2 katıydı. 360'ı ilk başta ayırmıştık. 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1'di. Bu 360 iken 2 ile daha çarparsam demek ki 2 üzeri 4 olacak şurası derim. Onu sildim. Buraya 4 yazdım. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Bu 720 sayısıdır. Kaç tane tek doğal sayı böleni vardır? Tekler soruluyor. Abi işin içinde e, yani çift iki yoksa geri kalan bütün çarpanlar tektir. Bundan kaynaklı ben ikilerin tamamını tarihe gömerim. Yani sadece ama sadece şu ikisini alırım. Bu ikisinden gelen tüm asal çarpanlar, tüm e, tam bölenler bana cevabı verir derim. Böylelikle ben o formülü hani üstlerini bir artırıp çarptığım formülü buna uygularım. Üstünü bir artırdım üç... Üstünü 1 artırdım. 2. Cevabımız 6'ymış. 6 Altı tane tek tam sayı bölenimiz vardır. Peki kaç tane çift doğal sayı böleni vardır? Tüm doğal sayı bölenlerinden, tüm tam e, pozitif tam sayı bölenlerinden diyelim. Tekleri çıkarırsam çiftleri bulurum. Bak onu da şu şekilde yaparsın. Üstünü 1 artır 5, 1 artırdım 3, 1 artırdım 2. Çarptım abi Bunlar 30 geldi. Eğer ki 30'dan buradaki tekleri çıkarırsan bu tamamıydı. Tekleri çıkardım. Neler kaldı elimde? Çiftler 24 tane kaldı. Veyahut bunu şu şekilde yapabilirsin. Hocam dersin ki, dersin ki ben bu 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'di ya. Diyeceksin ki ben bir tane 2'ye ihtiyacım var. O 2 benim ihtiyacımı karşılar. Bir tane 2'ye ihtiyacım olduğu için bu 2'yi buradan çaldım. Ve burada 3 tane 2 kaldı. Bu 2 cebimde kalacak. Tamam yukarıdaki 2 benim cebimde. Şimdi ben şuradan tekmiş çiftmiş hiç ayırt etmeden tüm pozitif bölenleri bir hesaplayayım. Üssünü bir artır 4 çarpı üssünü bir artır 3 çarpı üssünü bir artır 2 eşittir kaç geldi 24. 24 tane pozitif bölenim var. İçinde tek de var çift de var hiç fark etmeksizin 24 tane. Şimdi o cebime aldığım 2 var ya o cebime aldığım 2 ile tüm buradaki 24 tane pozitif bölenin tamamını çarparsam hepsi çift olmak zorundadır artık. Bundan kaynaklı 24 gelmişti ya demek ki 24 tane 24 tane çift doğal sayı böleni vardır diyebiliriz. Şuraya ne yazalım? Böleni vardır. Umarım anlaşıldı gençler. Yani bunu daha iyi anlatamazdım. İki cebe koyduk. Geri kalan tüm sayılarla tam bölenler oluşturduk pozitif. Ve cebimdeki 2 ile tamamını tek tek çarptığım takdirde hepsini çift yaptım. Umarım anlaşılmıştır. C şıkkına bakıyorum. Tam sayı bölenlerinden kaç tanesi 20'ye tam bölünür diye sorulmuş. 20'ye bölünecek ya. Ben bir sayı yazayım. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1'de değil mi? Şimdi 20'ye bölünsün istiyorsam 20'nin katı olan tam bölenleri seçmem gerekiyor değil mi? 20'nin ise 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1'den oluştuğunu biliyorum. O halde buradan bir tane 5 çarptım. Buradan da 2 tane 2 çarptım. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 mi kaldı? İşte ben şuradaki 20'yi çalıp cebime koydum bu sefer. Az önce 2'ye yaptığım muameleyi cebime koydum 20'yi. Bunlardan oluşan tam bölen adedi, pozitif tam bölen adedi nedir? Bu arada tam sayı bölenleri dediği için tam bölen adedini bulacağım, pozitifleri değil. 2'yi 1 artırdım 3. 2'yi 1 artırdım 3. Bunu da 2 ile çarparsam hem pozitif hem negatifleri elde etmiş olurum. Bu da bana 18'i verir. Bu 18 tane negatif veya pozitif 20'nin katı veya olmayan ben 18 tane tam bölen buldum. Eğer ki cebimdeki 20 ile hepsini çarparsam tek tek 18 tane 20'nin katı olan tam bölen bulurum. 20'nin katı olduğu için de hepsi 20'ye tam bölünür. Yani cevabımız neymiş? 18'in ta kendisiymiş. Şimdi 46. sayfamızda bitirdik gençler artık. Neredeyiz? 47. sayfamızdayız. 7. kazanın bakışa bakıyoruz beraber. A, B ve C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. A'nın tam sayı katları G kümesini, B'nin tam sayı katları D'yi, C'nin tam sayı katları da H kümesini oluşturmakta. 140, 210, 550, 605 sayılarından ikisi mavi renkli kümenin diğer ikisinin ise sarı renkli kümenin elemanları olduğu bilinmekte. Buna göre A artı B artı C soruluyor. Şimdi hangi asallar olduklarını bulacağız aslında bakarsan. Küçük A, küçük B, küçük C asaldı. Farklı asallardı. Acaba bunlar hangi asallarmış? Bunu anlayabilmek için 140 dediğim sayıyı, 210 dediğim sayıyı, 550'yi ve 605 dediğimiz sayılarımızı asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. 140 dediğimiz sayı 14 kere 10'dur. 14 kere 10'dur. E burada bir 2 çarpanı, burada da bir 2 çarpanımız var. Dolayısıyla 2'nin karesi çarpı. Burada 7 ve burada 5 çarpanımız vardı. 5 çarpı 7 dedim. Yani 140'ın 2, 5 ve 7 olmak üzere 3 tane asal çarpanı var. 550'ye baktığımız zaman 55, 5 kere 11'dir. E, bak şöyle yaptım 55 kere 10 dedim. Burada bir 5'imiz var. Burada da bir tane 5'imiz var. bir tane burada 2'miz var. 2 çarpı 5'in karesi çarpı 11 olduğunu gördüm 550'nin. 210'a bakıyorum. 21 kere 10'dur. Onun 2 çarpı 5 olduğunu biliyorum. 21'de 3 kere 7'dir arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7'ymiş 210. 605'e baktığım takdirde de 605'i 5'e böldüğüm takdirde de 121 gelir. Bundan kaynaklı da 5 çarpı 11'in karesi olduğunu dile getirebilirim. Şimdi Sarı ve mavi bölgenin ortak bir özelliği var mı? Var. Nasıl? Mavi bölgede G'nin içinde, dikkat ettiysen, sarı bölgede G kümesinin, yani kırmızı kümenin içerisinde şu an. Madem öyle, G kümesi hangi sayıyı e, belirtiyorsa bana, yani hangi sayının tam bölenleri, tam katları olduğunu ifade ediyorsa, işte hem mavi hem de sarı bu bölgenin içerisinde olduğundan, 140, 550, 210 ve 605'in içerisinde ortak olan bir sayı aramam gerekiyor. Ki ortak olan o çarpan 5'tir arkadaşlar. Bak her birinde 5 mevcut. O halde demek ki bu G kümesi 5'e bölünen e, tam sayıların kümesi diyebiliriz. Şimdi D ve H kümelerini eleştirelim bakalım. Abi şuradaki sarı bölge H kümesinin içerisinde değil. Ama buradaki sarı yani sarı D kümesinin içerisinde düşünelim. Şimdi H kümesine yani buradakilere bölünmeyecek ama diğerine bölünecek. İki tanesi bak 11'in katı. iki tanesi de gençler 7'nin katı burada gördüğün üzere. 2 diyemem 2 burada da var. İki, tanesi 7, i̇ki tanesinde 7 var iki tanesinde 11 var. O halde mesela ben H'a 11 diyebilirim. D'ye de gelirim abi 7 derim. Böylelikle işte bu ABC'nin toplamı demişti ya 5 artı 7 12 11 daha 23 bana sorunun doğru cevabını verecektir. Evet devam. Kazanın bakış 8. Y kare bölü x 150 eşitliğini sağlayan en küçük x değeri. Bu arada x ve y pozitif tam sayı. Şimdi o halde ben şu x'i 150'sine bir kavuştursam şurada. Y'nin karesi eşittir. X çarpı 150 diyebilirim. Şimdi burası, bu taraf yani sol taraf karesel bir sayıdır. Tam kare bir sayıdır. O halde sağ tarafında tam kare olması lazım. Ve unutma şuraya bir notu iliştir. Eğer eğer tam kare bir sayı tam kare bir sayı ki bu sayıya karesel sayı da diyebilirsin. Karesel sayı. Asal çarpanlarına ayrılıyorsa asal çarpanlarına ayrılırsa diyelim çarpanlarına ayrılırsa lütfen benle beraber yazın ayrılırsa tüm asal çarpanlarının tüm asal çarpanlarının kuvvetleri kuvvetleri çift olmak zorundadır. Çift sayı olmak zorundadır. Olur yazalım. Zorundadır demeyelim. Olur dediğimiz zaman olması lazım zaten. Tüm asal çarpanlarının kuvvetleri çift olmak zorundadır. Şimdi y kare dediğimiz sayı karesel bir sayı mı? Tam kare bir sayı mı? Evet. O halde y'nin karesi eşittir. Bak x çarpı 150'yi ben asal çarpanlarına ayırırım abi. Şimdi 2'ye böldüğüm zaman 75 geliyor ya zaten. 75 de biliyorsun 3 kere 25'tir. Yani 3 çarpı 5'in karesidir. Şimdi ben burada en küçük x değerini arıyorum ya. X'i de olabilecek küçük seçmem gerekiyor. Şimdi 5'in karesine müdahale etmem gerekmiyor. Neden? Çünkü zaten karesel abi kendi. Adam iç dünyasında yaşıyor zaten. Karesel. Ben diyor bir şeyin karesiyim zaten diyor. Bir sıkıntı yok bende. Ama 2 ve 3 öyle değil. Mesela burası 2'nin karesi olsa kurtarırdı değil mi? Yok. O zaman ben x'in içerisine bir tane 2 monte ederim. 2 ile 2'nin çarpımı bana karesel olan 2'nin karesini verir. Bir tane de 3 monte ederim. Böylelikle 3 kere 3'ten 3'ün karesi elde edilir. Yani burada en küçük x değerimiz kaçmış? 2 kere 3'ten 6'nın ta kendisiymiş derim. Bak böylelikle y kare eşittir. Şurası ne olur? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Yani y kare eşittir. Ne olur? 30'un karesi olur. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30'un karesi. Yani y'mizde 30 gelir buradan. Bak sağ taraf karesel, sol taraf karesel. Muhteşem. En küçük ikisi de buldum. Muazzam. Daha ne yapalım? Değil mi? Bunu mutlaka unutmuyorsun. Tamam. Mutlaka sağ taraftaki özelliği unutmuyorsun. Devam edelim sağ üst tarafla. X veya birer pozitif tam sayı. Aha. Aha. Bu sefer ne var burada? Y küp. Şimdi abi y küpü yalnız bırakalım. X'i 80'ine kavuşturalım. X çarpı 80 dedim. Kabul mü? Şimdi buradaki y küp dediğimiz sayıda buna da kübik sayı diyebilirsin. Az öncekine karesel dedim ya buna da kübik sayı diyelim. Tamam mı? Peki de yani yani küp olduğu zaman ne olur? Şimdi karesel olan sayılar asal çarpanlarına ayrıldığı zaman asal sayıların kuvvetleri çift olmak zorunda dedik. Kübik sayılar asal çarpanlarına ayrıldığı zaman ne olmak zorunda? Tüm asalların kuvvetleri 3'ün katı olmak zorunda. Bu sefer yazalım. Kuvvetleri kuvvetleri 3'ün katı olur yazalım. Tamam mı? o notun devamı gibi düşün. Bu da bir not. E peki 80 sayısını asal çarpanlar ayırdığım takdirde burası ne gelir? X çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1'dir. 16 kere 5 80'dir çünkü. Eşittir bu da kübik bir sayıymış. Y küp. Şimdi burada 2 üzeri 4 de küp değil. 5 üzeri 1 de kübik bir sayı değil. Ama ben 5 üzeri 1'i 5'in karesiyle çarparsam 2 üzeri 4'ü 2'nin karesiyle çarparsam işte o zaman bu kısım 2 üzeri 6 şu kısım 5'in küpü gelir ve böylelikle kuvvetleri gördüm mü 3'ün katı oldu. Artık ben buna y'nin küpü diyebilirim. Şimdi hatta ve hatta y'nin küpü eşittir. Şu 2 üzeri 6'yı 4'ün küpü biçimde yazabilirim değil mi? Ve burası da 5'in küpüydü. Yani bu y küp aslında 20'nin küpüymüş. 4 kere 5'ten 20'nin küpüymüş. Yani y burada kaçmış arkadaşlar? 20. Ki en küçük değeri sorulmuş bak yine. Peki x'i ne seçtim ben? Bir 2'nin karesi bir de 5'in karesi seçtim. Çarparsam bunları x'e kaç gelir? 100 gelir. E, X ile y toplamının en küçük değeri soruluyordu. %20'nin toplamı bana 120'nin ta kendisini verir. Umarım anlaşılmıştır. Vallahi çok tadında çok güzel anlattım. Daha bunu da anlamadıysan. Neyse ben başarısızım. Sen değilsin başarısız. Ben başarısızım. Kabul. Yani ben anlatamamışımdır abi olabilir yani. Sonuçta öğretmen anlatınca herkes anlamak zorunda mı? Ben de anlatamamış olabilirim. Tabi sen de anlamamış da olabilirsin. <laughs> ne vardı? İğneyi kendine çuvaldızı başkasına mı? Öyle bir laf vardı değil mi bir de? Bugün hep ata sözlerinden dede sözlerinden Gidiyoruz bakalım. A bir rakammış arkadaşlar A A da 3 basamaklı Doğal sayının pozitif bölen sayısı en çok Kaç olur diye soruyor. Şimdi A, A, A sayısının Pozitif bölen sayısı En çok kaç olur diye sormuş. Önce ben bunu Bir şöyle çözümlersem 111 tane A'mız var Bizim burada. 111 çarpı A Bunun e, Aslına bakarsan ee, çözümledim sadece 111 tane A'mız var abi 111 dediğim sayı 3 kere 37'dir ve şu an 111 asal çarpanlarına ayırmış oldum Bir de çarpı Amız var ama a burada bir rakam ve bu e, rakamı buraya yazacağız da hangi rakam olduğunu bilmiyoruz Lakin şöyle bir soru soruyor en çok kaç olur diyor bunun pozitif bölen sayısı o zaman şunu düşünürüm hangi rakamın pozitif bölen sayısı daha yüksektir daha çoktur diğerlerinden Şimdi o zaman bir sayının, bir asalın kuvveti biçiminde yazılabilen rakamları düşüneceğim ve kuvveti de çok olsun. 2'nin küpü. Değil mi? Yani 3'ün küpü yazamam 27 o. 1 küpü zaten 1 asal değil ama 2'nin küpü 8. O halde ben a'yı 8 seçersem maksimum pozitif bölen sayısına ulaşırım. 3 üzeri 1 çarpı 37 üzeri 1 çarpı 2'nin küpü yazarsam 8'i de böylelikle şunları 1 artırırım. Yani 2 çarpı 2 çarpı 4 derim. Böylelikle cevabım da 16 gelmiş olur. Geçtim kazanın bakış 11'e. Pozitif bölen sayısı 3 olan. En fazla 3 basamaklı olan kaç tane sayı vardır? Şimdi bunu da sakın unutma. Bir kenara not olarak yaz. Bir kenara not olarak yaz. Bir doğal sayının bir doğal sayının 3 tane 3 tane pozitif pozitif tam böleni varsa 3 tane pozitif tam böleni varsa bak asla unutma bunları ha, var ya inanılmaz kolaylaştırır işini soru bankalarında denemelerde falan illa ki inşallah sınavda inanılmaz kolaylaştırır. 3 tane pozitif tam böleni varsa o sayı o sayı bir asalın bir asalın karesidir. Bir asalın karesidir. Şimdi bir tane asal düşün. 5'in karesi yani 25'ten bahsediyorum. Bunun kaç tane pozitif böleni var abi? 2'yi 1 artır 3 tane. Ya da 1, 5, 25 dersin. Bak 3 tane gördün mü? Pozitif bölen sayısı 3 tane. Pozitif bölen sayısı 3 olan en fazla 3 basamaklı olan kaç tane sayı vardır? Bunu bulacağız şimdi. Şimdi asalların karesini düşünelim. En fazla 3 basamaklı olsun. En baştan başlarım. 2. İki, 2'nin karesi 4 yapar değil mi? 3'ün karesi 9 yapar. Hocam işte 5'in karesi 25 yapar. Tamam da böyle böyle sayacağım mı ben? yok 3 basamaklı en büyük e, asalın karesi olan sayıyı düşünelim. Mesela 31. 31 kere 31. Bana yanlış hatırlamıyorsam 961'i veriyordu. Bir hesaplayıp e, 31 ile 93 961'i veriyor. Ve e, 31'den sonraki asalımız 37 olduğu için 37 kere 37 bini geçiyor. Dolayısıyla ben e, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi derken işte 7'nin karesi 11'in karesi, 13'ün karesi, 17'nin karesi, 19'un karesi, 23'ün karesi, 29'un karesi ve 31'in karesi olmak üzere 31'e kadar sayarım. Kaç tane sayı oldu? 4 5 6 7 8 9 10 11 tane. Sevgili arkadaşlarım, bu şekilde pozitif bölen sayısı 3 olan ve en fazla 3 basamaklı olan sayımız vardır deriz. Cevabımız 11 tane idi. Evet, 11. kazanın bakışı ve 47. sayfayı bitirdik böylelikle. Geçiyoruz 48. sayfamızı alın Ne ara ilerledik 48 sayfaya helal olsun bize. 20 artı g bölü h ifadesini tam sayı yapan 6 tane birbirinden farklı h tam sayı değeri. Tam sayı değeri negatif de olabilir o zaman. Tam sayı değeri diyor. negatif. Tam sayı diyorsa negatif aklına gelsin. 6 tane birbirinden farklı h tam sayı değeri olduğuna göre. Yani diyor ki g'yi tam bölen 6 tane tam sayı var. 6 tane tam sayı varsa bunların 3'ü negatiftir. ve 3'ü de pozitiftir, değil mi? Aa, bir dakika. Bir önceki soruda 3 tane pozitif bölenim varsa bu sayılar demiştik. Hani asalın karesidir falan. E burada da 3 tane pozitif bölenden bahsetmedik mi? Şimdi bahsettik. O zaman 3 tane pozitif bölen varsa aha bu G sayısı kesinlikle bir asalın karesidir abi. Başka bir açıklaması yok. G'nin diyor G'nin en küçük 3 basamaklı değerinin rakamları toplamı. En küçük 3 basamaklı değerini bulmak için 11'in karesidir. Değil mi? 11'in karesidir. 5'in yani 7'nin karesi 49, 11'in karesi 121. Çok güzel. O halde 11'in karesi 121 olduğuna göre g'nin en küçük değeri budur. G minimum 3 basamaklı değeri budur. Bunun rakamları toplamı sorulmuş. 1 artı 2 artı 1 bana 4'ün ta kendisini verir. Valla güzel düşünceyle çıkan güzel sorular olduğu için kazanım bakış soruları da bir harika açıkçası. 12'yi de çözdük mü? Çözdük. Şimdi ne yapıyoruz? 13'e geçiyoruz. G sayısından bahsediyoruz. 2 üzeri 5, 3'ün karesi 7'nin küpü. Bunların çarpımı olmak üzere G karenin pozitif bölenlerinden kaç tanesi G'den büyüktür diye soruluyor. Şimdi e, bunun için bunun için aslında bakarsan e, mini bir Deneme yanılma yöntemi de demek istemiyorum açıkçası ama açıklayabilmek için bir örnek örnek üzerinden göstermek istiyorum. Soruyu küçülteceğim ben yine. Bak soruyu küçülteceğim. Şimdi e, karesel olan bir sayı düşünelim. Mesela 36 gibi. Tamam. Madem öyle bir tane de karesel olmayan bir sayı düşünelim. 72 gibi. Şimdi 36'yı tam bölen sayıları düşünelim. Hocam 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 6 var daha sonrasında 9 var hocam. 12 var. 18 var. Değil mi? Bir de 36'mız var. 72'yi tam bölen sayıları düşünecek olursam da buradakilerin tamamı sağlayacak ama aradan 24 falan çıkacak. İyi dinle. 1, 2, 3, 4 tam böler. 6 tam böler ama bunu 8 de bölüyor. Bak unutma. 8 bölüyor muydu bunu? Bölüyor. 9 gelir. 8 kere 9. 9 olur. 12 var hocam yine. 18 kere 4 olduğu için 18 de var. 24 kere 3 olduğu için 24 de var. 36 kere 2 olduğu için 36 da var. Bir de 72'miz var. Doğru bulduk mu diye hemen kontrol etmek istiyorum. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesiydi. 1 artır 4 kere 3 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 doğru bulmuşuz. Burası da 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi 9 tane olması lazım. 4 9 tane çok güzel. Hepsini doğru buldum. Şimdi ben bak bu e, soruyla alakasız bir şey değil aslında bakarsan. Yani sorudan bağımsız soruyu direkt çözdürecek bir hamle yaptıracağım ben sana çok iyi dinle o yüzden. Şimdi ben e, bu sayının bu sayının altının karesi olduğunu biliyorum. E, bu sayının da kök 72'nin karesi olduğunu biliyorum. Aa ah, kök 72. Ve peki sıkıntı yok şimdi altının karesi ve kök 72'nin karesi demek ne demek bizim ne işimize yarayacak buna bakalım. Şimdi Soruyu, ben hani g'yi vermiş ve g karenin pozitif bölenlerinden kaç tanesi g'den büyüktür diyor ya şimdi 6'yı vermiş olsun. 6'nın karesi yani 36'nın pozitif bölenlerinden yani bunlardan kaç tanesi 6'dan büyüktür diye sormuş olsun. E 6 burada değil mi hocam? 6'dan büyüklere bakıyorsun kaç tane 4 tane. Dikkat ettiysen 6'dan küçük olan da 4 tanedir. Tamam? Yani o zaman şöyle bir mantık kurabilir miyiz? Biz bir sayının karesinin pozitif bölenlerinden kaç tanesi o sayının karekökünden daha küçüktür veya daha büyüktür diye sorduğumuzda bu küçük olanların büyük olanlara eşit olmasıyla üretilebilir. Yalnız burada 6'nın karesinin karekökünü aldığım zaman 6 geliyor ya bu 6 burada bölen olarak mevcut ama kök 72'de böyle bir şey mevcut değil. Şimdi kök 72 dediğim sayı aslına bakarsan kök 64 ile kök 81 arasındadır. Yani 8 ile 9 arasındadır. 8 ile 9 arasında bir çizik atarsam Burada 6 tane kaldığını görürsün. Burada da 6 tane kaldığını görürsün. Yani gene sistem bozulmadı. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım şey, pratiğini yaptırmaya çalıştığım şey şu aslında. Hemen bunu küçültüyorum. Şöyle şurada kalsın bu. Şimdi hocam, biz bunları 6 ve kök 72 olarak düşündük de bana burada G vermiş. E ne yapayım yani? G kareyi bulalım. G kare dediğimiz sayı aslına bakarsanız bunun karesini alırsam 2 üzeri 10... Bunun karesini alırsam 3 üzeri 4. Ve bunun karesini alırsam 7 üzeri 6 olur mu? Olur. Şimdi bunun kaç tane pozitif böleni var onu bulalım. 11 çarpı 5 çarpı 7. Üstler, üstlerini 1 arttırdım ve çarptım. Bu da bana 35 kere 11'i verir. Bunu da çarparsam 3'ü buraya 5'i buraya 35'i yazdım. Araya da top, toplamlarını yazdım. 385 tane pozitif böleni var. Şimdi G'den büyüktür diyor ya ki zaten G, G karenin bir böleni. Bu 385 tane tam bölenden, pozitif tam bölenden bir tanesi zaten G'dir. Yani şudur. Bundan büyükler isteniyor ya. Şimdi 385'ten bir tanesi G olduğu için o bir tanesini çıkardım. Geriye 384 tane bölen kaldı. Bu 384'ün yarısı G'den büyükken yarısı da G'den küçüktür. Böylelikle cevap ortaya çıkmış olur. 38'in içerisinde 19, 2, 192 tanesi G'den büyüktür. 192 tanesi de G'den küçüktür. Küçük olanı sorsaydı cevap yine değişmeyecekti yani. Şuradaki mantığı anladıysan eğer, buradaki mantık anlaşıldıysa şu mantığı zaten çok güzel bir şekilde oturtmuş olmalısın. Evet, 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 evet. Devam edelim. 14. kazanım bakışımızda 2 üzeri 7 33 üzeri 4 ve 5 üzeri 6 olmak üzere G sayısı. G'nin pozitif bölenlerinden kaç tanesi tam karedir diye soruluyor bana. Tam kare soruluyor. Tam kare. Hmm, şimdi tam kareler neydi? Kuvvetleri çift olmak zorundaydı değil mi? Kuvvetleri çift olmak zorundaydı. Şimdi şu 2 üzeri 7'den ben mesela 2 üzeri 0 çarpanını alırsam yani 1'i alırsam 1 tam karedir biliyorsun. 2'nin karesini kullanırsam tam kare sayılar elde edebilirim. 2 üzeri 4'ü, 2 üzeri 6'yı kullanırsam tam kareler elde edebilirim. Buradaki 3 üzeri 4 için 3 üzeri 0, 3'ün karesi veya 3 üzeri 4'ü kullanırsam tam kareler elde edebilirim. 5 üzeri 6 için de 5 üzeri 0, 5 üzeri 2, 5 üzeri 4 ve 5 üzeri 6'yı kullanırsam yani bunlardan birini kullanırsam tam kare sayılar halledebilirim. Şimdi sana e, lafım şu. İyi dinle beni. Ben şunu sana vurgulamaya çalışıyorum. Şunlardan herhangi bir tanesini seçtin. Seç birini. Ben aynısını seçenler parmak kaldırsın. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4'ü seçtim. Buradan bir tanesini seçelim. 3 üzeri 0'ı seçtim. Buradan bir tanesini seçelim. 5 üzeri 6'yı seçtim. Şimdi bak seçtiklerimi çarptığım zaman Karesel sayıların hatırla asal çarpanlarına ayırdığı zaman asalların kuvvetleri çift oluyor da bak hepsi çift. Karesel yani bu. Değil mi? Yani o zaman e, şunu yaparım ben artık. Biraz saymaya giriyor. Şuradan kaç farklı seçim yapabilirim? 4. Buradan 3. Buradan 4 farklı seçim yapabilirim. 4 kere 4. 16 kere 3'ten 48 tane ben bu şekilde sayı üretebildiğim için 48 tane tam böleni Tam karedir diyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Bak mis gibi çözüm oldu gördün mü? Gayet güzel. Bu çözümleri unutma. Sayma konusunda var ya. Ben bunları öyle bir evirip çevireceğim sana soracağım ki of görmen lazım. 14. kazanım bakışında çözdüm ve devam ediyorum. 15. kazanım bakışında. Bu arada 50 dakika gibi bir süre olmuş. Minimum 40 dakika demiştim zaten. Çünkü anlatacağım olayları detaylı anlatacağımı bildiğim için minimum 40 demiştim zaten. Şimdiden 50. dakikayı devirmişiz. A B C D sayıları 0 1 2 kümesinin herhangi bir elemanı olmak üzere G sayısı 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C çarpı 7 üzeri D olarak verilmiş. G sayısının alabileceği değerlerin toplamı soruluyor bana. Toplamı. Hmm. Şimdi tabii bir sürü varyasyon var. Yani hani düşünüyorsun şöyle mesela 2 üzeri A demiş ya abi 2 üzeri 0 olabilir bu. Yani A 0 olabilir. Veya B demiş 3 üzeri B demiş ben bunu 3 üzeri 2 seçebilirim. 5 üzeri 1 seçebilirim. 7 üzeri 2 seçebilirim. E bunların çarpımı bana G sayısını verir. E durduk şimdi bu bu bir tane G sayısı. Bir tanecik sadece. Bir sürü G sayısı üretebilirim. Yani şunlar değiştikçe G sayıları değişir. Ve bir de kaç tane G sayısı vardır diye de sormamış. Bu G sayılarını topla demiş lan bir de. Topla demiş bir de. Ne yapacağım? Şimdi şöyle düşünelim o zaman. Şöyle düşünelim. Basit basit anlatmaya gayret göstereceğim. O yüzden pür dikkat dinle. Anlaması biraz zordur. Ama olabildiğince açık anlatacağım. Tamam. Şimdi 2'nin kuvvetleri olarak 2 üzeri 0'ı, 2 üzeri 1'i ve 2 üzeri 2'yi elde edebilirim ben buradan. 3'ün kuvvetleri olarak 3 üzeri 0'ı, 3 üzeri 1'i ve 3 üzeri 2'yi elde edebilirim. 5'in kuvvetleri olarak 5 üzeri 0, 5 üzeri 1 ve 5 üzeri 2'yi, 7 olarak da 7 üzeri 0, 7 üzeri 1 ve 7'nin karesini elde edebilirim. Bunlar üçlü üçlü gruplar tamam mı? Bu ikilerin grubu olsun, bu üçlerin, bu beşlerin, bu da 7'lerin grupları olsun. Şimdi ben bu gruptan herhangi bir sayıyı e, seçeceğim. Bu 4 tane gruptan birer tane sayı seçip çarptığım zaman farklı bir g sayısı oluşacak. Farklı bir sayı seçtiğim zaman yine farklı bir G sayısı oluşacak. Ve tüm bunların da toplamı isteniyor. Asla bakarsan tamamını elde edebilmem için 2 üzeri 0'ı buradaki bütün sayılarla çarpmam ve elde ettiğim sayıları toplamam gerekiyor. 2 üzeri 1 de o şekilde ve toplamam gerekiyor. 2 üzeri 2 de aynı şekilde ve sonuç sonuçları toplamam gerekiyor. Bu toplam bu çarpımların sonuçlarını toplamam gerekiyor. Madem her halükarda çarpımları toplayacağım o halde ben bunları kendi işlerinde toplayıp şu şekilde ve daha sonrasında bunları tek tek birbirleri üzerine dağıtırsam tamamının toplamını elde etmiş olurum. Tamam? Yani dağıtmayacağım, merak etme. Çünkü bunları toplayabilirim. Yani o kadar matematiğimiz var. Bu 1'dir, bu 2'dir, bu 4'tür. Toplarsam 7 gelir. Çarpı 9 3 daha 12 1 daha 13 yapar. <laughs> o kadar matematiğimiz var dedikten sonra işlem hatası yaparsam ne olur gülmeyin tamam mı? 25, 5 daha 30, 1 daha 31 gelir. Çarpı 49 genelde öyle olur çünkü. 49 50, 57 gelir. İşte cevabımız bu. Ya bunları çarpmayacağım merak etmeyin. Ama cevabımız bu. 7 çarpı 13 çarpı 31 çarpı 57 tane ya 57'dir bu g değerlerinin toplamı. Çünkü çok fazla g değeri olacağı zaten açıktı. Bunların da toplamı 7 kere 13 çarpı 31 çarpı 57'ymiş gençler. Tamam yüksek ihtimal böyle 5-6 basamak 6 basamaklı falan bir sayı çıkar. 16. kazanım bakıştayız. Ki çıkmış sorunun bir benzeri de aslında kendileri. G ve H pozitif tam sayılar olmak üzere. GH değeri e, şu şekilde tanımlanıyormuş. Eğer ki G sayısı H sayısına tam bölünüyorsa G bölü H'ı kabul et diyor. Yani bu bölümün sonucunu kabul et diyor. Eğer G H'a tam bölünmüyorsa da sıfır olarak kabul edeceksin diyor. Örneğin 25'e tam bölünüyor değil mi? O zaman 25'e böl sonuç 4 olsun diyor. E, 27'ye tam bölünüyor mu? Hayır o zaman cevap sıfırdır diyor. Tamam ya bu şekilde kabul edeceğiz biz bu sembolü diyor. Şimdi buna göre x'e 2 x'e 3 e, toplayınca 10 geliyormuş. Burada sağlayan iki sayılarının çarpımının kaç tane pozitif böleni vardır diyor. Bir tık daha ilerletmiş soruyu. Şimdi şöyle Burada varsayımlarda bulunacağım. Mesela x 2'ye bölünsün ama 3'e bölünmesin diyeceğim ilk başta. Böylelikle x bölü 2'yi kabul ederim. Yan taraf 0 olarak kabul edilir bölünmediği için öyle kabul ettim. Eşittir 10 sa x burada 20 olabilir abi. Yalnız hemen dikkat et bunu kontrol etmen gerekiyor. Hani x'i 20 buldum ama evet 2'ye bölünüyor 3'e bölünmüyor o zaman kabul edebilirim diyeceksin. Yani x 20 olabilirmiş. Şimdi diyorum ki 2'ye bölünmesin ama 3'e bölünsün. Böylelikle 0 artı x bölü 3 eşittir 30 olur. Pardon 10 olur. Beynim kalemimden önce hareket etti. Ee, ...daha sonrasında x bölü 3 10'sa x 30 olur. Hemen kontrol edelim. 30 3'e bölünüyor evet ama 2'ye de bölünüyor. Yani başlangıçta yaptığım kabule ters bir hareket oldu bu. Yani 2'ye bölünmesin ama 3'e bölünsün dedim. E x'i 30 buldum ama 2'ye de bölünüyor bu. O zaman ben bu 30'u kabul edemem, alamam. Olmadı. Peki. Şimdi bir de diyorum ki... Ulan bu ikisine de bölünse ne olur? Yani o zaman ben bunu x bölü 2... ...yan taraftakini de x bölü 3 olarak kabul ederim. Toplamları 10 gelecekse eğer... Burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettiğin takdirde toplamda 5x bölü 6 eşittir 10 gelecektir. 5x eşittir 60 ise x eşittir 12'dir. Evet gerçekten 12 2'ye ve 3'e tam bölündüğü için 12'yi de ben x olarak kabul edebilirim. Diyor ki x sayılarının çarpımının yani e, bir 20 bulmuştum bir de 12 buldum çarparsam 20 dediğim şey 2'nin karesi çarpı 5'tir. 12 dediğim şey 2'nin karesi çarpı 3'tür. Yani asal çarpanlarına ayrılmış hali 240'ın 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'dir. Daha sonrasında kaç tane pozitif tam böleni vardır diye soruluyorsa artık geri kalanı formül halledecek. 1 artırdım 5, 1 artırdım 2 ve 1 artırdım 2 yapar. Bunları çarptığım takdirde 4 kere 5'ten doğru cevap da 20'nin ta kendisi gelmiş olur. Evet gençler gayet hoş bir soruydu. ÖSYM sordu bu ta, bu buna benzer bir soruyu. Çok benzerini sordu. Sadece devamında iki sayılarının çarpımının kaç tane pozitif böleni vardır diye sormamıştı. Biz de bunu bu şekilde buraya yedirdik ve son sorumuz. Kazanın bakış 17. Gürselin diyor abi, elinde 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 kilogramlık birer ağırlık bulunmakta. Tamam. Gürsel bu ağırlıkların tamamını eşit kollu bir terazinin Başlangıçta boş olan kefelerine her bir kefede de e, kefede bulunan ağırlıkların çarpımının negatif bölen sayısı ya da pozitif bölen sayısı aynı şey birbirine eşit olacak şekilde yerleştirildiğinde terazi dengeye gelmiştir. Buna göre terazinin dengede olmasını sağlayan negatif bölen sayısının değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi terazi e, şunu hedefliyor. Her iki kefeye konulan sayıların ayrı ayrı çarpımlarının çarpımlarını bulduktan sonra o sayıların çarpımların pozitif veya veya negatif fark etmez bölen sayılarının eşit olduğu hal eşit olduğu an terazi dengeye gelecek diyor. Yani ağırlıklar eşit olduğu zaman demiyor. Tamam terazi o sistemle çalışıyormuş. Öyle düşüneceğiz. Özel bir terazi, matematiksel bir terazi tamam. Şimdi ben burada şöyle düşünürüm. Sonuçta iki kefeye koyduğum sayılar olacak. Hangisinde hangilerini sola hangilerini sağa koyacağımı bilmiyorum ama sonuç olarak ben e, bunların ayrı ayrı kefelerde bulunan sayıların çarpımlarının pozitif tam bölenlerinin aynı olmasını istiyorum. Şimdi burada ben bu sayıları ikileri e, bir araya getirecek şekilde mesela burada iki var değil mi? Burada dört var. Bunları çarpınca ikinin küpü gelir. Üç var. Dokuz var. Üçün küpü gelir. Daha sonrasında çarpı yapmayacağım araya. Yok çarpmayacağım zaten. 3'ün küpü. Bir de 5 ile 7 asalları var. 5 üzeri 1 ve 7 üzeri 1. Şimdi o zaman burada bir şeyler daha net görünür hale geldi bence. Şöyle ki 2'nin küpüyle 5 üzeri 1'i bu tarafa koysam mesela. 2'nin küpü çarpı 5 üzeri 1. 3'ün küpüyle 7 üzeri 1'i de bu tarafa koysam. Dikkat et ne yaptığımı anlamışsındır umarım. Üstleri bu şekilde aynı olacak biçimde koydum ki bir artırıp çarpma da eşit gelsin. Şimdi aslında 2'nin küpüyle 5 üzeri 1'i buraya koymadım. 2'yi, 4'ü ve 5'i buraya koydum. 3'ü, 9'u ve 7'yi de bu tarafa koydum. Tamam. Böylelikle şunu bir artır, bunu bir artır çarp. 4 kere 2, 8 gelir. Negatif tam bölen sayısı. Bunu bir artır, bunu bir artır çarp. 4 kere 2'den yine 8 gelir. Negatif tam bölen sayısı. Ve böyle, böylelikle sorunun hikayesine göre bu teraziler bu terazi artık dengededir. Ve bunu sağlayan negatif tam bölen sayısı sorulmuştu. Tabii ki cevabımız artık 8'in ta kendisidir. Evet, valla gayet 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 güzel bir ders oldu. Tamı tamına şu an zaten 59 küsur dakikadayım ve bir saate doğru gidiyoruz. Artık bir saati devirmiş olsaydık ciddi anlamda sıkılabilirdin. Umarım öncesinde sıkılmamışsındır. Ben gayet verimli bir ders olduğunu düşünüyorum. Umarım senin için de aynı hissiyatlar geçerlidir. Üç buçuk sayfa mı? Aynen üç buçuk sayfa gibi bir ders anlattım. Sıkıcı olabilirdi ama verdiğim bilgiler, yani şuralarda verdiğim bilgiler, buralarda verdiğim bilgiler, şurada verdiğim bilgiler çok değerli ve kıymetli. İnşallah hani öyle olur. Öğretmenler ders anlatırken ekstra bir bilgiyi senin anlayacağın biçimde sunduğun takdirde öğrenci o dersten keyif almaya başlar çünkü bir şeyler anladığını, bir şeyler öğrendiğini hisseder. Bunlar değerli bilgiler, değerli kıymetler. Bundan kaynaklı da gençler bu bilgileri sık sık vermeye gayret gösteriyorum. Önceki videolarda da notlar vermiştim sizlere hatırlıyorsanız iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi konu anlatımındaki örnekler yeterli. Bunun üstüne konuyu da ekstra bilgilerle anlatmaya çalışıyoruz. Buna da eyvallah. Şimdi sırada ÖSYM bakış var. ÖSYM bakışlarla da öğrendiğim, öğrendiklerimizi ekstra ÖSYM tarzı hikayeli sorularla e, pekiştireceğiz. Bu daha da kıymetli. Çünkü hemen arkasından bir pekiştirme sorusu gelmiş olsaydı sıkıcı hale gelebilirdi. Ama direkt olarak ÖSYM bakışlarla pekiştirdiğimiz için bu çok değerli bizim için. Hani düşünsene kamp kitabı bitirirken. ÖSYM sorularının da görmüş oluyorsun aslına bakarsan. Yani ÖSYM'nin bakış açısından olan soruları da görmüş oluyorsun. Ciddi anlamda çok kıymetli. Hemen arkasına da ben değerli öğretmeniniz <laughs> SML bakış sorularını da görüyoruz. Yani benim perspektifimden, benim bakış açımdan acaba ÖSYM ne sorardı diye düşünerekten hazırladığım soruları görüyorsunuz. Bu da çok kıymetli bu sml bakışların açıkçası kampı takip eden öğrencilerle aramda bir bağ oluşturduğunu da düşünüyorum bu yüzden çok kıymet veriyorum sml bakışlara şimdi sırada artık yarınki videomuz ösm bakış ve sml bakış var arkadaşlar bu da 15. ve 16. videolarımız olacak kamp ilerliyor 66 gün sürecek dedik bak şimdiden nerelere geldik gençler aman dikkat zaman çabuk geçer bu işin ayetisi de var Şimdiden söyleyeyim, yüksek ihtimalle, şimdiden söylüyorum, yüksek ihtimalle tyT kampımız bitmeden AYT kampına da başlamış olacağız. O yüzden elini çabuk tut, bana yetiş, eğer sonradan başladıysan kampa, senin için hızlandırılmış programlar da ayarlayacağım ama bana yetişmen lazım. Ee, kitaplar bizim için çok değerli, kitapları alman gerekiyor. Benimle beraber ilerlersen, o kitabın her bir zerresine benim yazdığım bütün notları, benim yazdırdığım bütün notları yazarsan bu bizim için inanılmaz değerli ve kıymetli olacaktır güzel arkadaşım. Bir de ekstradan Barış Hocam'la beraber yaptığımız o sohbet niteliğindeki videomuzda, tanıtım videomuzda, ön inceleme videomuzda şöyle bir şey söylemişti Barış Hoca. O da çok değerli. Kitabı bitirdikten sonra lütfen bir kenara fırlatmayın, sayfalarını yırtıp atmayın. Lütfen rica ediyorum. Kitabı karalayarak çözmeyin. Düzenli bir şekilde notlar alın. Renkli kağıtlarla notlar alın. Çünkü bu kitap hani başucu kitabı demek istemiyoruz. Lakin içerisinde çok değerli bilgiler barındıran bir kitap haline gelecek. Hem içerisindeki sorular ve bilgiler hem de benim yazdırdığım üstüne eklediğim notlar ve yaptırdığım çözümler ciddi anlamda sana değer katan sorular olacağı için, bilgiler olacağı için bu kitabı yanından ayırmayacaksın. Örnek veriyorum, ee, sallıyorum bir soru bankası çözüyorsun. Herhangi bir yayın, X yayını, y, y yayını, A yayını, B yayını fark etmez. Bir yayın evinden soru çözüyorsun. Sen o soruları çözerken bir baktın abi çözemediğin ama hatırladığın yani SML Hoca anlatmıştı. İsmail Hoca bana bundan bahsetmişti diye hatırladığın bir şey vardı. Eğer renkli kağıtlarla onları böyle kodlayarak oralara yapıştırırsan o notları falan yapıştırırsan çat hemen açarsın kitabını. Abi baktın kitabı dedin ki aa tamam bak buymuş. daha çok güzel kapattın gittin çözdün bundan kıymetli bir şey yok zaten tamam mı? Evet artık Bitirelim. Noktayı vuralım videomuza. Bir sonraki videomuz bölme bölünebilmenin pardon özür dilerim asal sayılar bölme bölünebilme beni andı. Asal sayılar ve asal çarpanları ayırmanın ÖSYM bakış testi olacak. Hemen arkasında da sml bakışımız gelecek. O videolarda görüşürüz. E, sizleri seviyoruz. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.